Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar, hayatımız satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2022 adaylar turnuvasının 9. turu da geride kaldı ve 9. turlar sonunda İyan Nepomniachtchi liderliğini sürdürüyor ve Caruana'nın da kaybetmesiyle ciddi manada bir sıkıntı yaşadı. Düzeltiyorum, Caruana ile Nepo berabere kalmıştı. Bir önceki tur Caruana Nakamura'ya kaybetmişti. O nedenden dolayı Nepo Caruana ile berabere kalarak aslında son 5 tura girilirken çok büyük avantaj elde etti. 9. turda evet Nepo'yla Caruana maçı çok önemliydi. Ama bir önemli karşılaşma daha vardı. Beyazlarda Ali Reza Firuja, siyahlarda ise Richard Rapport vardı. Ali Reza Firuja biliyorsunuz turnuvanın en genç oyuncusu ve ilk defa adaylar turnuvasına katılıyor. Ve kendi söylemiyle benim şampiyon olma ihtimalimin bile bulunması benim için çok değerli bir durum demişti Ali Reza Firuja. Fakat 9. tura girene kadar herhangi bir galibiyeti de bulunmamaktaydı. Yalnızca beraberlikleri vardı. Richard Rapport ise turnuvanın elbette ki favorisi değil arkadaşlar. Özellikle kuvvet bağlamında baktığımız zaman. Ama sonuçta kendisi de boş bir oyuncu değil. O bir süper GM. Tabii ki de bu turnuvada da iddiası olabilecek bir oyuncu idi. Fakat açıklamasını hatırlayalım turnuvadan önce. Magnus Carlsen'i iki kişi bile oynasak yenemeyiz diye bir açıklamada bulunmuştu. Bu açıklama hoş bir açıklama değildi bizce. Ve Richard Rapport'a belki de satranç severler şu gözle bakıyor. Bu turnuvanın Olympiakos'u. Averaj takımı gözüyle bakıyorlar Richard Rapport'a. Beyazlarda Ali Reza karşısındaki yani siyah oynayacak ve görece diğer oyunculara göre zayıf olan rakibi karşısında ilk galibiyetini almak istiyordu. Richard Rapport ise en azından beraberlikle bu turu sonlandırmak istiyordu. Şimdi maçımızın analizine ve özetine geçeceğiz. Fakat maça geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone olmasına hemen bassınlar. Hayatımız Satranç Instagram sayfasına takip etmeyi unutmayın. Ali Reza E4 ile başlıyor. E5, At3, At6'dan sonra Fil B5. Tabii ki Ali Reza kazancı zorlamak istiyor ama en azından da beraberlik almak istiyor. Kaybetmeyi aklının ucundan beri geçirme. O yüzden bilindik bir açılış olan ve belki de yani ilk 20. hamleye kadar ezbere oynayabilecekleri İspanyol açılışını tercih etti. At F6 ile piyona baskı. Burada biliyorsunuz arkadaşlar rook hamlesi gelebiliyor. D3 hamlesi gelebiliyor. C3 hamlesi gelebiliyor. At C3 hamlesi gelebiliyor. Burada D3 oynamayı tercih etti beyazlar da Ali Reza. Fil C5'ten sonra yine C3 ya da rookla devam edebilirdi. Rookla devam etti Ali Reza. At D4 hamlesinden sonra ise fili C4'e de kaçabilir. Çünkü fil istek altına ya da at alır D4 de yapabilirdi. At alır D4 tercih etti. Fil alır D4 hamlesinden sonra ise C3'te bir tane püskürtme. Fil B6'ya püskürünce de at A3'ten birazdan C4'lere falanlara filanlara giriş yapacak. C6 ile file bir püskürtme yaptı. Rapport fil geri kaçınca da D6 sürüşüyle filin çaprazı açılmış oldu. Ama bir tık sanki D6 piyonunun zayıfladığını görebiliyoruz. Fil B3 hamlesiyle birlikte şimdi bu fil çaprazdan F7 zayıf karesine bakmakta. Ve vezir E7 roku çok geciktirdi siyahlar, hatta yani rok yapmayacak mı falan dedik yani. Vezir E7 hamlesinden sonra ise şimdi at C4 ile hem fil istek altına hem de D6 zayıf piyonuna, geri kalmış piyona bir baskı söz konusu. Fil G4 ile önce bir tane tempolu vezir isteme. Burada F3 yok arkadaşlar çünkü açmazda gördüğünüz gibi. O nedenden dolayı vezir E1'e kaçıyor. Burada filin artık kaçması lazım çünkü çift fil gücünü beyazlara vermemesi lazım Rapport'un. O yüzden fil C7 oynayarak hem D6'yı koruyor hem de fili güvenli bir yere kaçmış olacaktı. Ama ilk küçük hata Rapport'tan geliyor ve fil C5 kaçmayı tercih ediyor. Fil C5'e birlikte şimdi fil ilerleyen zamanlarda saldırılara açık bir konumda olmuş oldu. Ama tabii ki Rapport'un yani bir F3 sürüşü yapmasın beyazlar diye bu piyonu açmaza alma girişimini devam ettirmek istedi. O yüzdendir ki beyazlar da Ali Reza şah H1 oynadı. Şimdi F3 ya da F4 sürüşlerini kuvvetlendirmek istedi. A5 ile devam etti siyahlar ve F4 sürüşü şimdi geldi. Elbette ki E alır F4 hamlesi fili çok güçlü kılacak ve D6 piyona ciddi bir baskı kuracak. O nedenden dolayı almayıp A4 ile fili rahatsız etti. Fil C2 kaçışından sonra ise şimdi siyahlar B5 ile birlikte vezir kanadındaki beyazların aletlerini baskıladı. Ama arkadaşlar tabii ki de bu hamlelerle birlikte burada bir zincir oluştu ve beyazlara gidebilen bir fil olduğu için yani C6'nın düşmesi durumunda B5'ler, A4'ler tehlikeye girecek tabii ki. Yani birazcık aşırı mı ilerletti acaba vezir karadan piyonları da yani düşünmeden edemedik. Çünkü siyahlar evet şu anda bir alan avantajına sahip
Ama biliyoruz ki alan avantajına sahip olacağız diye aletleri arkaya sarkıttırmamak lazım. Sıkıntı olabilir. Burada beyazlar şimdi dedi ki atı kaçmak yerine ben F alır E5 yaparım. O benim atımı alırsa ben de onun atını alırım diye düşündü. O yüzden F alır E5'ini yaptı. D alır E5 hamlesinden sonra ise şimdi at alır E5 hamlesi geliyor. Ve diyor ki evet şu anda at alır E5 hamlesinden sonra vezirle alıyorsun ve ben alet kaybediyorum ama akabinde bir tane D4 sürüşüyle çatal yapabiliyorum. Ben de alet alabiliyorum diyor. Ve burada bir piyon kazandı ama tabii ki piyonu geri alacak siyahlar. Vezir alır E5'ten sonra çatal. Fil alır D4. C alır D4 hamlesinden sonra şu anda tam bir eşitlik var. Vezir istek altında ve vezir alır D4 hamlesi birlikte. Şimdi raport bir piyon üstün olmuş oldu. Evet bir piyon üstün. Ama arkadaşlar beyazlar rokunu yapmış. Kalesi F6'da yarı açık hatta. Çift fili gayet güzel duruyor, uygun duruyor. Vezir merkezde. Merkezde bir tane fazladan piyonu var. Şu anda istek altında olsa da beyazlar tarafından korunuyor. Bunun karşısında siyahlara bakalım. Çift fili yok. Bir at bir fili var. Rok yapılmamış. Kale nasıl çıkacak H8 kalesi? Diğer kale D8'den çıkabilir. Ama diğer kale ölü vaziyette. O yüzden gelişim üstünlüğü beyazlarda, siyah ise bir piyon üstün diyebiliriz. Fil E3'le birlikte tempolu bir şekilde gelişime devam ediyor. Vezir alır B2 ile bir piyon daha vermiş oluyor ve fili istemiş oluyor. Vezir F2 hamlesiyle hem fil korunmuş oldu hem de şimdi fil D4'ler istenecek. Ver veziri, ver atı, o aldıktan sonra vezirle alıp ver kaleyi falanlar filanlar. Burada izole yapılar falanlar filanlar oluşturulacak. Fil E6 hamlesinden sonra ise şimdi fil D4 geldi. Ver veziri, ver atı. Vezir B4 hamlesinden sonra aslında diyor ki sen benim atımı alabilirsin. Sıkıntı yok diyor. Sen benim atımı alırsan diyor. Ben piyonla alacağım diyor. Bir piyon vermiştim, bir piyon alacağım diyor. Sıkıntı yok diyor. Daha doğrusu bir piyon almıştım, bir piyon vereceğim diyor. Ama buna fil C5 oynadı beyazlar. Ve Stockfish'in en önerdiği hamle kale A'dan D1'di. Yani diyor ki sen gelişimine devam et. Sen bakma arkana diyordu Stockfish. Ama bu şekilde oynamayı tercih etti beyazlar. Fil C5 oynadı. Ver veziri dedi. Hani acaba siyahların rok yapacağını düşünüp roku engelleyeyim mi dedi. Bilemiyorum. Vezir C3 kaçışından sonra ise şimdi kale A'dan C1. Hani açarak tehditler oluşturmaya çalışacak falan filan. Ve kale D8. Burada arkadaşlar bir piyonu geri alabiliyordu aslında Ali Reza. Hani şu anda iki piyon geride. Bildiğimiz iki piyon geride yani beyazlar Ali Reza. Hani fil alır A4 ile birlikte. Hani gördüğümüz gibi ver veziri diyor. O yüzden dolayı hem fili de korumuş olacaktı. Gerçi filin zaten koruması var da. Hani aynı zamanda C hattında C6 piyonu da baskı kuracaktı. Alabilirdi aslında. Fil alır A4 alabilirdi. Almadı. Fil B1 ile açarak tehdit etti veziri. Vezir E5'e kaçtıktan sonra ise şimdi vezir H4 oynamayı tercih etti. Beyazlar da Ali Reza Firuja yavaş yavaş şahların hücumuna başladı. Siyahlara burada önerilen hamle H6 sur önce. Daha sonra G5'lerle bu veziri rahatsız edersin. Ve şahların hücumundan veziri bir şekilde püskürtürsün. Ve orada bir vezir kırışmasına gidersen rahatlarsın. Şeklinde bir tavsiye var. Ama siyahlar H6 oynamak yerine burada rapor fil C4 oynadı. Ve bu maçtaki en ciddi hata. Yani dedi ki ver kaleyi. Basit. Kaleyi istedi. Burada ise kale hem kaçıp hem de tempolu bir hamle yapabiliyordu. O da nedir? Vezir. Düzeltiyorum. Kale F5. Ver veziri aynı zamanda fili de koruyor. Sıkıntı yok. Vezir B2'ye kaçtıktan sonra kaleyi istiyor. Burada kale C'den E1 oynanması gerekiyordu. Gitti kale G1 oynadı. Pasif bir hamle siyahları aktifleştirmeye yönelik bir hamle. Şimdi kale D2 ile siyahlar şöyle iyi bir hücuma kalkışabilirdi. Yapmadı. Fil E6 oynadı raport ve bir hataya daha vücut verdi. Buraya da vezir G3 geldi. Şu anda kale alınabiliyor mu? Elbette ki alınabiliyor ama kalenin alınması durumunda çok ciddi zayıflıklar da beraberinde getirecek. O nedenden dolayı kalenin alınması uygun bir hamle değil zaten. Vezir bu arada şimdi çaprazdan arkaya sarkmalara falan filan da girecek. O yüzden at D7 oynamayı tercih etti ve şu anda fili ister vaziyette siyahlar. Fil D6 hamlesi de şimdi bir de E5 sürecek ve o fili oradan kim kaldıracak? Vezir D4 hamlesinden sonra önce kale F'den E1 kaçıldı çünkü fil kaleyi istiyordu. H5 sürüşünden sonra ise şimdi E5'le birlikte o D6 fili oraya kilitlenmiş oldu ve ciddi bir baş belası olacak. Roka da engel. Yani şu an bir şah çeksek mat oluyor. Mesela şurada bir atla şah çeksek mat oluyor arkadaşlar. Çok enteresan bir konu. Vezir G4'le birlikte gel vezirleri kırışalım. Elbette ki kırışmamalı. Kalkıyor, kaçıyor vezir E3'e ve siyah karelerden yine arkaları sarkma fikirleri burada mevcut.
H4 sürüşünden sonra H3 sürecek artık. O yüzden o H1'ün önü kesilmeli. H3 de kesildi. Vezir H5 hamlesinden sonra ise şimdi fil E4 geldi. Fil E4 hamlesiyle birlikte şu anda at alır E5 var mı? Elbette ki var arkadaşlar. Ama at alır E5 yapılırsa fil alır E5'ten sonra vezir alır. E5 yok. Çünkü fil alır C6 ile ver şahı ver veziri oluyor. O nedenden dolayı burada piyon alındıktan sonra ben fili aldığım zaman vezir alamıyor beni. Yani alet kazanmış oluyorum. Ben şu anda beyazlar olarak fil E4 hamlesiyle ne yaptım? C6'ya sakince basmış oldum. Vezir H6 hamlesi geldi. Hatalı bir hamle arkadaşlar vezir H6 hamlesi. Ve burada vezir A7 ile devam edebilirdi beyazlar. Ama vezir F3 ile devam etti. Bu da kötü bir hamle değil ama çok daha iyisi vezir vezir A7 hamlesiydi. Buraya F6 sürüşü yapıldı. Fil alır C6 ile bir piyon alındı. Şah F7'ye kaçış alanı oluştururken sebebi kaçtı. Ve fil alır B5. Hani oyunun başında demiştik ya. O piyon zinciri C6 temelinin yıkılmasıyla yavaş yavaş gidiyor. Şimdi at alır E5 artık mümkün. Bir sıkıntı yok ama vezir H5 oynamayı tercih etti. Ve gel kırışalım dedi aslında. Kırışır mı elin oğlu? Kırışmaz tabii ki. Ali Reza vezir E4 oynayarak veziri merkezde tutmaya devam ediyor. Piyon açmaz arkadaşlar, alamıyor gördüğünüz gibi. Ve aslında çok da sağlam bir konum. At alır E5'i yapmak zorunda artık. Ve şimdi fil E2 hamlesiyle ver vezir geliyor. Vezir G5'ten sonra ise şimdi fil çarpı E5. Ve artık arkadaşlar piyonu alamıyorsunuz. Vezir de alsanız vezir alacağım yine alamıyorsunuz. Çünkü açmaz vaziyette. Çift filin kuvveti burada çok ciddi manada hissedildi. Ve şu anda beyazlar tam bir alet üstünlüğü ele geçirdi. Ve böylelikle rapor bu konuda terk etti. Çünkü sadece alet geri değil. Aynı zamanda çift filin gücü devam ediyor. Ve yakacak yani siyahları. O nedenden dolayı artı 6.5 konumda terk etmek zorunda kaldı. Oyunu birazcık devam ettirelim. Nasıl bir oyun bizi bekliyor? Tabii ki stockfish hamleleriyle. Burada siyahlara en çok önemli kale haçlar E8 hamlesi. Fil C4. Fili de açmaz aldı. Fil alır C4. Vezir alır C4. Ver şahı hamlesi. Şah G6'ya kaçtıktan sonra ise şimdi artık filimiz istek altında gördüğünüz gibi açmaz yok. Çünkü fil C3'e geri kaçıyor. Kale C8. Ver veziri ver fili. Ve vezir alır A4. Şimdi fili alamıyorsunuz. Eğer fil alırsanız ben de kaleyi alıyorum. O nedenden dolayı bu şekilde bir tane geçer, bir tane fazladan aletle birlikte oyun devam edecekti. Ve beyazlar oyunu çok rahat bir şekilde kazanacaktı. Bu nedenle de zaten bir 4-5 hamle öncesinde rapor terk etmiş oldu. Ve Ali Reza Firuja 19 yaşındaki büyük usta ve 2022 adaylar turnuvasının en genç oyuncusu. Ve ilk galibiyetini bu turla birlikte almış oldu. Ali Reza'ya çok fazla misyon yüklendi arkadaşlar. Hani Magnus'un rakibi olacak şöyle böyle falan. Yani tecrübenin ne kadar önemli olduğunu bu turnuvada bir kez daha görmüş olduk. Yani Caruana ile Nepo'nun liderlik yarışına girmesi tesadüf değil arkadaşlar. Yani hem Nepo hem de Caruana elbette ki adaylar turnuvasından çıkıp bir dünya şampiyonluk maçına çıktılar. Magnus'a kaybettiler eyvallah. Ama sonuçta çıktılar ve tecrübe sahibi oldular. O nedenden dolayı bu tecrübelerini arkasına alarak, bilgi birikimlerini, kuvvetlerini de arkalarına alarak şu anda turnuvada liderliği Nepo sürdürüyor. İkinci sırada ise Caruana var arkadaşlar. Aralarında bir puan fark var. Şimdi Caruana'nın yapması gereken Nepo'nun puan kaybetmesini bekleyecek. Ve Caruana bundan sonraki maçlarına mutlak galibiyet parolasıyla çıkmak zorunda kalacak. Biz 10. turlarla tekrar birlikte olacağız. Bugün dinlenme günüydü. O yüzden bu maçı da sizlere aktarmış olduk. Yarın yani bu videoyu siz ne zaman izleyeceğinizi bilmediğim için bugün salı arkadaşlar bu videoyu çekirken salı dinlenme günü. Çarşamba günü 13 turlarla devam edeceğiz. Bizler 2022 adaylar turnuvasını takip etmeye devam ediyoruz. Sizler de bizlere abone olarak destek verebilirsiniz. Hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Hayatımız Satranç Instagram sayfasında takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda, bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satrançla denen olmanızı bir dile. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.